Hepinize yeniden merhaba. Yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Bal kabaklı tart yapacağım sizler için. Kabaklar yeni yeni güzelleşmeye başladı. Sizlere de böyle güzel bir tart yapmanızı tavsiye ediyorum. Hemen malzemelerimi göstererek başlıyorum. Oda sısında tereyağım var, unum var, pudra şekerim, çok az tuzum var ve kıvam ayarlamak için buzlu suyum var. Bu malzemelerin detaylarını videonun altından da okuyabilirsiniz. Unu karıştırma kabına alarak pudra şekerini de ilave ediyorum. Tuzumu da ilave ettikten sonra hafifçe karıştırıyorum. Küp küp doğradığım tereyağlarını tek tek unun içerisine atarak hepsinin unla karışmasını sağlıyorum. Bu karıştırma işlemini robotta da yapabilirsiniz. Parmak uçlarımızla bu şekilde karışımımızı kum görünümü alana kadar sürdürüyoruz. Daha sonra avuç işlerimizde bu işlemi yaparak kum görüntüsünü oluşturduk. Kıvamı için 2-3 kaşık soğuk su ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra tekrar kontrol edeceğim. Eğer az gelmişse 1-2 kaşık daha ilave edebilirim. Kıvamına bakıyorum. Bir miktar daha istiyor. 1 kaşık daha ilave ediyorum. Ve hamurumu toparlayıp strece sarıyorum. Buzdolabında 20-30 dakika bekleteceğim. 20-30 dakika buzdolabında beklettiğim hamurumu merdane yardımıyla açacağım. Bu işlemi isterseniz iki yağlı kağıt arasında da yapabilirsiniz. Tezgahımı unluyorum ve açmaya başlıyorum. Tartımızı koyacağımız kalıp büyüklüğüne gelene kadar açmaya devam edeceğiz. Unlayarak işleme devam ediyorum. Kenarlarında çatlamalar olabilir. Bunları hafifçe birleştirerek açmaya devam ediyorum. Alttaki yapışıklıkları engellemek için böyle bir spatulayı unlayarak tart hamurunun altından geçiriyorum. Böylece hamurumu tezgahtan kaldırırken çatlatmamış ve yırtmamış oluyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra bu şekilde dörde katlayıp kalıbımın içerisine güzelce yerleştireceğim. Fazla gelen kısımlarını kopararak alıyorum. Eksik kalan kısımlarını da bu fazlalıklarla tamamlayarak kalıbın tamamını hamurumla kaplıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra üstteki 1 santimlik bölümü tekrar geriye kıvırıyorum. Bu açıkta kalan kısmı hem çok fazla yanmasın ve çok sertleşmesin diye hem de buradan güzel bir süsleme yapacağım. Parmaklarımın yardımıyla gördüğünüz şekli veriyorum. Bu şekilde verdikten sonra
200 derecelik fırında 20 dakika pişireceğim. Bu şekilde verdiğimizde hamurumuz kabaracak. Kabarmaması için yağlı kağıt üzerine dökeceğim. Bir kuru bakliyatla fırına vereceğim tart hamurumu. Böylece kabarmamış olacak. Kenarları hafifçe pişecek. 200 derecede 20 dakika pişiriyorum. O pişerken ben de iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için püre haline getirmiş kabağım, 3 yumurtam, 3 çeşit baharatım ve esmer şekerim var. Yumurtaları karıştırma kabına aldım. Üzerine diğer malzemelerimi ilave ediyorum. Şeker, zencefil, tarçın ve kendi çektiğim karanfil tozu. Hafifçe karıştırıyorum. Sonra kabak püremi ilave edeceğim. Bunu da karıştırdıktan sonra iç malzemem de hazır hale gelecek. İlk pişirme işleminden sonra bu kuru bakliyatları alıyorum. Bir 10-15 dakika daha fırında tutuyorum. Sonra iç malzememle beraber tekrar fırına vereceğim. İkinci kez fırınlıyorum. 15 dakika sonunda aldım. Hafifçe soğuduktan sonra iç malzememi tart hamurumun üzerine boşalttım. Tekrar fırına veriyorum. Bu akışkan hali katılaşana kadar ve kenarları nar gibi kızarana kadar pişirdim ve böylece tartım hazır. Bu şekilde ikram edebileceğimiz gibi üzerini kaymakla tekrar kabak püresiyle süsleyebilirsiniz. Ben kabak püresi ve çırptığım krema ile süsledim. Bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve buna benzer birçok tarifi bulmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Daha güzel tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.